Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu relativ Sätze im Akkusativ und Dativ mit Präpositionen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Evet, uzun bir başlık. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu başlığa baktığımızda aslında bildiğimiz yapılar bunlar ya da işte terimler. Relativ Sätze önceki dersimizde görmüştük. Neydi? İlgi cümleleri anlamına geliyordu. Akkusatif, datif, bunları zaten biliyoruz. Mit preposition, bakın edatlarla birlikte ele alacağımız bir şey olacak bu. Çünkü işin içerisinde ne var? İlgi cümleleri var. Akkusatif, datif ve edatlar var. Bunları ele aldığımızda nasıl inceleriz? Nasıl kullanırız, ona bakmamız gerekiyor. Şimdi akkusatiflikle başlıyoruz arkadaşlar. İlk cümleye baktığımızda Durch die Fenster blickt man ins Grüne cümlesini görüyoruz. Durch die Fenster, pencereden anlamında arkadaşlar. Blicken, bakmak. Blickt man ins Grüne, yeşile bakılır. Şimdi güzel Türkçe'de biz ne deriz? Pencereden deriz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da pencere arasından şeklinde ele alınıyor. Ancak burada tabi pencereler, die Fenster, durch die Fenster, pencerelerden anlamı doğmuş oluyor. Blicken de bakmak. Ins Grüne, güzel Türkçe'de de öyle deriz değil mi? Yeşile derken Almanca'da ise ins Grüne denmiş oluyor. Dolayısıyla durch die Fenster yapısında arkadaşlar biz akkusatifi hissediyoruz. Çünkü preposition durch var. Ve burada die Fenster tabi akkusatiflikte ismin i hali oluyordu. Öyle değil mi? Die'de bir dönüşüm yoktu. Neye de dönüşüm vardı? Der. Der ne oluyordu? Die'ne dönüşüyordu. Die ve das yerli yerinde kalıyordu. Burada da yerli yerinde kaldığını görüyoruz. Tabi çoğul olarak değil mi? Sarıyla işaretlenmiş. Durch die Fenster. Blickt man ins Grüne. İkinci cümleye baktığımızda arkadaşlar. Hier sind die Fenster. Anlaşılır bir cümle. Burada pencereler var. Şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ve ilgi cümlesi halinde bir araya getirecek olursak ne yaparız? Şimdi öncelikle burada Hier sind die Fenster ile başlayalım cümleye arkadaşlar. Hier sind die Fenster, virgülümü ayırıyorum. Önceki derste bunu ayrıntılı şekilde anlatmıştım. Ve ne yapıyorduk? Hemen ardından ilgili artikeli getiriyorduk, öyle değil mi? Ya da işte akkusatifte, datifte ne oluyordu bu dönüşümler olduğunda? O dönüşmüş artikelleri getiriyorduk. Ancak burada ne var? Prepozisyonu işin içerisine katmam gerekiyor. Buradaki preposition hangisi? Durch. Dolayısıyla durch ile devam ediyor olacağız. Hier sind die Fenster, durch die man ins Grüne blickt. Dediğimizde zaten ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Bu iki, birinci satırdaki iki cümlenin içerisinde ne var? Ortak payda. Fenster, die Fenster. Bu durumda ne yapıyorum? İki defa Fenster kullanmıyorum da tek seferde Fenster'ı kullandıktan sonra ne yapmış oluyorum? Preposition ve artikeli getirmiş oluyorum. Bu durumda Hier sind die Fenster, virgülümü getirdim. Durch die man ins Grüne blickt diyorum. Bakın önceki derste ne yapmıştım? Artikelle devam etmiştim değil mi? Virgülü koyduktan sonra. Ancak burada preposition durch olduğundan dolayı durch ile devam etmem gerekiyor. Demek ki bu ne demekmiş arkadaşlar? Hier sind die Fenster. Burada pencereler var ki onlardan ne yapılıyor? Yeşile bakılıyor demiş oluyorum değil mi? Hier sind die Fenster. Durch die man ins Grüne blickt. Demek ki bu iki cümleyi ne yaptım? Tek bir cümle haline getirmiş oldum. Burada ne olmuş? Die çoğul olarak ele alınmış bir akkusatif cümle görüyoruz. Şimdi biz bunu gene akkusatif bir cümle D olarak baktığımızda ne diyor bize? Wir sprechen über den Musiker. Evet, biz ne hakkında konuşuyoruz? Müzisyen hakkında konuşuyoruz dediğimizde wir sprechen über den Musiker. Der Musiker ist erfolgreich. Müzisyen başarılı. Değil mi? Erfolgreich başarılı. Der Musiker ist erfolgreich. Müzisyen başarılı. Buraya da baktığımızda sprechen über hakkında konuşmak demek arkadaşlar. Bu bir yapı ve birlikte kullanılan bir yapı. Birisi hakkında konuşmak diyecek olursak demek ki sprechen über kullanmamız gerekiyor demek ki. Ve ne gerektiriyormuş bu? Akkusatifi gerektiriyor. Bu durumda
biz müzisyen hakkında konuşuyoruz. Belli başlı bir müzisyen var. Dolayısıyla onun hakkında konuşuyoruz derken wir sprechen über den Musiker. Der Musiker ist erfolgreich. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde burada ortak payda da nerede buluşuluyor? Der Musiker. Dolayısıyla bir tane Musiker'dan ne yapacağız? Kullanmayacağız. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın buradaki cümleyi buraya taşıyoruz, değil mi? Daha doğrusu der Musiker ile başlıyoruz. Çünkü açılım orada başlıyor. Der Musiker über den wir sprechen. Müzisyen ki onun hakkında konuşuyoruz. Başarılı gibi düşünün arkadaşlar bunu. Bakın virgülden sonra ne yapmışız? Der Musiker ve hemen ardından preposition über giriyor devreye. Über den. Dolayısıyla der Musiker über den wir sprechen. Tekrar virgülümü koyuyorum. Ist erfolgreich. Bakın buradaki şu aradaki cümle olmasaydı der Musiker ist erfolgreich cümlesi olacaktı. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Onu açmış oldum. Der Musiker über den wir sprechen ist erfolgreich. Hakkında konuşmuş olduğumuz müzisyen başarılı demiş oluyoruz. Bir sonraki cümleye bakalım. Bir sonraki cümle bize ne diyor? Bir sonraki cümlede die Technologie ist sehr interessant. Evet, gayet anlaşılır bir cümle, değil mi? Ne diyor? Teknoloji çok ilginç. Ich interessiere mich für die Technologie. Evet, sich interessieren für ile ilgili olmak. Bakın bu birlikte kullanılan bir yapı. Sich interessieren für. Demek ki ben teknoloji ile ilgiliyim. İkinci cümlemiz bunu diyor. Die Technologie ist sehr interessant. İlk cümlemizde ne diyor? Teknoloji çok ilginç. Şimdi teknoloji çok ilginç cümlesini ne yapacağız? Açacağız ve araya ne diyeceğiz? Ben bununla ilgileniyorum diyeceğiz. Dolayısıyla bakın die Technologie ist sehr interessant cümlesini buraya başlatmış oluyorum ve virgülle ayıracağım şimdi bu birinci cümleyi. Dolayısıyla die Technologie ayırdım ve preposition hangisi? Für. Bu durumda für die ich mich interessiere demem gerekiyor. Çünkü burada für preposition'u var. Olmasaydı ne olacaktı? Artikelle devam edecektim. Ancak für preposition'u olduğundan dolayı virgülümden hemen sonra für diyorum. Für die ich mich interessiere. Tekrar virgül. Ist sehr interessant. Dolayısıyla ilgilenmiş olduğum teknoloji çok ilginç demiş oluyorum. Dolayısıyla die Technologie für die ich mich interessiere ist sehr interessant demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle bir üstünden geçelim. Durch die Fenster blickt man ins Grüne. Demek ki neymiş arkadaşlar? Pencerelerden yeşile bakılıyor. Hier sind die Fenster. Burada pencereler var. Dolayısıyla biz burada hier sind die Fenster cümlesini ne yapmamız lazım? Başlatmamız gerekiyor bununla. Dolayısıyla hier sind die Fenster virgülümü koyuyorum. Durch die man ins Grüne blickt. Buradan ne yapılıyormuş demek ki bu pencerelerden? Yeşile bakılıyormuş. Dolayısıyla bakın burada virgülden hemen sonra durch preposition'u geliyor. Hemen ardından ilgili ne gelecek arkadaşlar? Artikel gelecek. Dolayısıyla durch die. Bu durumda hier sind die Fenster. Durch die man ins Grüne blickt dememiz gerekiyor. Wir sprechen über den Musiker. Müzisyen hakkında konuşuyoruz. Der Musiker ist erfolgreich. Müzisyen başarılı. Şimdi burada der Musiker ist erfolgreich cümlesini açmamız gerekiyor. Bu durumda der Musiker diyeceğim. Virgülümü koyduktan sonra ne yapıyorum? Bakın birinci cümledeki über den Musiker sprechen. Bakın bunu işin içerisine katacağım. Virgüllerin arasına katacağım. Bu durumda über den wir sprechen diyeceğim ve müzika ikinci defa müzikayı kullanmadan über den wir sprechen virgülümü tekrar koydum. Ist erfolgreich. Dolayısıyla hakkında konuşmuş olduğumuz müzisyen başarılı diyecek olursak der Musiker über den wir sprechen ist erfolgreich dememiz gerekiyormuş. Die Technologie ist sehr interessant. Teknoloji çok ilginç.
Ich interessiere mich für die Technologie. Ben teknoloji ile ilgiliyim. Bakın, ile ilgili olmak demek ki sich interessieren für. Bu durumda ne yapacağım arkadaşlar? İlk cümleyi ele alacağım. Dolayısıyla die Technologie ist sehr interessant cümlesini açmam gerekiyor. Ne yapacağım? Die Technologie diyeceğim, virgülle ayıracağım. İkinci cümledeki preposition hangisi? Für. Dolayısıyla für die ich mich interessiere demem gerekiyor. Die Technologie, virgül. Für die ich mich interessiere, virgül. Ist sehr interessant dediğimizde demek ki ilgilenmiş olduğum teknoloji çok ilginç. Bu durumda die Technologie, für die ich mich interessiere, ist sehr interessant demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Durch die Fenster blickt man ins Grüne. Durch die Fenster blickt man ins Grüne. Hier sind die Fenster. Hier sind die Fenster. Hier sind die Fenster, durch die man ins Grüne blickt. Hier sind die Fenster, durch die man ins Grüne blickt. Wir sprechen über den Musiker. Wir sprechen über den Musiker. Der Musiker ist erfolgreich. Der Musiker ist erfolgreich. Der Musiker, über den wir sprechen, ist erfolgreich. Der Musiker, über den wir sprechen, ist erfolgreich. Die Technologie ist sehr interessant. Die Technologie ist sehr interessant. Ich interessiere mich für die Technologie. Ich interessiere mich für die Technologie. Die Technologie, für die ich mich interessiere, ist sehr interessant. Die Technologie, für die ich mich interessiere, ist sehr interessant. Arkadaşlar, akkusatifi gördük. Gelin şimdi datife bakalım. Datifte das ist das Sofa cümlesiyle başlıyor bakın burada örneğimiz. Ich saß auf dem Sofa. Evet, das Sofa neydi? Kanepe demekti. Ich saß auf dem Sofa. Bakın burada preteritum olarak sitzen neydi? Oturmak demekti. Auf dem Sofa sitzen denildiğinde değil mi? Kanepenin üstüne oturmak. Şimdi arkadaşlar, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapacağız? Diyeceğiz ki bu kanepe ki ben onun üstünde oturuyordum şeklinde büründüğünde ne olacak burada? Bakın, bariz bir şekilde datiflik var. Auf neyi gerektiriyordu? Das'ın neye dönüşümünü? Deme. Dolayısıyla datif dönüşümü gerektiriyordu, öyle değil mi? Bu durumda ne olacak? Ich saß auf dem Sofa, kanepenin üzerinde oturuyordum dediğimde, değil mi? Söz gelimi nasıl bir cümle olabilir bu? Hani günlük hayattan örnek verecek olursak, yıllar yıllar önce oturmuş olduğum bir kanepe vardı çocukluğumda, değil mi? Gibi bir örnek olabilir bu. Dolayısıyla ne diyorum? Bakın, bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde iki cümlede ne var? Sofa kelimesi var. Dolayısıyla ne yapacağım? Tek bir kelime halinde bir araya getireceğim bu iki cümleyi ve ne yapacağım? Auf preposisyonu ile birleştireceğim. Bu durumda ne olacak? Bakın, das ist das Sofa, auf dem ich saß, ki onun üstünde oturuyordum gibi Türkçe'ye çevirebiliriz bunu. Üstünde oturduğum kanepe, işte bu o gibi de ele alabiliriz. Bakın, burada aslında akusatiflikte yaptığımın aynını yapıyorum. Sadece datif dönüşüme dikkat etmem gerekiyor. Virgülden hemen sonra mutlaka preposition gelmesi gerekiyor ki durum burada da auf ile birleşmiş oluyor, değil mi? Bu durumda ne olacak? Das ist das Sofa, auf dem ich saß cümlesiyle ne yapmış oluyorum? Demek ki bu iki cümleyi bir araya getirmiş oluyorum. Bir sonraki cümleye baktığımızda das ist die intelligente Dame, anlaşılır bir cümle. Die Dame neydi? Hanımefendi. Die intelligente Dame, zeki hanımefendi. Ich habe viel von der Dame erzählt. Erzählen von, hakkında konuşmak demek arkadaşlar. Erzählen tek başına anlatmak anlamında. Ancak burada erzählen von, hakkında konuşmak. Von der Dame erzählen, hanımefendi hakkında konuşmak. Ich habe viel, çok anlattım o hanım hakkında derken
Demek ki ich habe viel von der Dame erzählt. Şimdi bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne diyeceğiz? Bu zeki olan hanım ki ben onun hakkında çok konuştum. Hani onun hakkında çok bahsi geçti gibi bir anlama büründüreceğiz şimdi bu iki cümleyi bir araya getirerekten. Bu durumda ne yapacağız arkadaşlar? Bakın başlangıç cümlemiz neydi? Das ist die intelligente Dame. Dolayısıyla bununla başlıyorum. Virgülümle ayırıyorum. Ve bir sonraki cümle ne olacak? İkinci defa die'yi kullanmayacağım. Ancak erzählen von neyi gerektiriyor arkadaşlar? Bakın burada onu söylemeyi unuttum. Erzählen von die Dame dere dönüşüyor. Çünkü von datif yapıda. Bu durumda von der ile devam etmemiz gerekiyor. Bakın das ist die intelligente Dame virgül von der ich viel erzählt habe denildiğinde demek ki bu zeki olan hanım ki onun hakkında çok bahsettim demiş oluyorum bu cümleyle. Das ist die intelligente Dame von der ich viel erzählt habe. Ve sıra son cümlemizde arkadaşlar. Son örneğimizde diyelim. Das ist der Schüler, bu öğrenci değil mi? Ich bin mit dem Schüler zufrieden. Evet. Zufrieden sein, memnun olmak demek arkadaşlar. Mit dem Schüler zufrieden, zufrieden mit ile mutlu, ile memnun olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Mit de neydi zaten arkadaşlar? Datifi gerektiren bir prepozisyondu. Bu durumda ich bin mit dem Schüler zufrieden, o öğrenciden memnunum demiş oluyorum. Dolayısıyla şimdi biz bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde bu o öğrenci ki o öğrenci memnun olduğum bir öğrenci gibi düşünebilir bu cümle arkadaşlar. Her ikisini bir araya getireceğim. Dikkat edin. Das ist der Schüler. Bakın bunu kalıp olarak aşağı aldım. Ve ne yaptım? Virgülümle ayırdım. Buradaki prepozisyon hangisi? Mit prepozisyonu. Dolayısıyla mit ile devam ettiriyorum. Ne yapıyorum? Artikelim ki buradaki artikel ne olmuş oluyor? Dem. Çünkü dem'e dönüşüyor değil mi? Bu durumda mit dem ich zufrieden bin ve ne yapıyorum değil mi? Baştan beri yapmış olduğum buradaki fiilimi ne yapıyorum? Cümlenin sonuna atmış oluyorum. Bu durumda memnun olduğum öğrenci işte bu o demiş oluyorum değil mi? Söz gelimi öğrencim yanımdadır ve ben ne diyorum? Üçüncü bir kişiye diyorum ki işte memnun olduğum öğrencim işte bu o diye ne yapmış oluyorum? Onun hakkında söylemiş değil mi? Konuşmuş oluyorum. Bu durumda ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Aslında deminden beri yapmış olduğumuz şey şu. İki cümleyi ben bir araya getirdiğimde mutlaka ilgili edat, burada mit prepozisyonunu görüyoruz, geliyormuş. Hemen ardından artikelin gelmesi gerekiyormuş. Buna dikkat ediyoruz ve cümlenin devamı geliyor ve neyle sonlandırıyorum? Fiilimle sonlandırmış oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şöyle bir özetleyelim. Ardından doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, das ist das Sofa, bu o kanepe. Ich saß auf dem Sofa, ben onun üstünde oturuyordum değil mi? O kanepenin üzerine oturuyordum dediğimizde bakın bu iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar? Demek ki das ist das Sofa ile onu kalıp olarak aşağı indiriyorum. Virgülle ayırıyorum. Ardından auf prepozisyonu ile devam ediyorum ve burada ne var? Datiflik değil mi? Bu durumda auf dem ile devam edeceğim. Das ist das Sofa virgülümü koydum. Auf dem ich saß diyorum ve değil mi? Burada ne yapıyorum? Saß fiilimi cümlenin sonuna atmış oluyorum. İkinci örneğe baktığımızda das ist die intelligente Dame, bu zeki olan hanımefendi. Ich habe viel von der Dame erzählt. Ben onun hakkında, o hanım hakkında çok bahsettim. Çok konuştum onun hakkında. Diyecek olursak demek ki ich habe viel von der Dame erzählt. Hakkında konuşmak derken arkadaşlar erzählen von kalıbını almamız gerekiyor. Ve erzählen von datifi gerektirdiğinden die Dame ne oldu? Erzählen von der Dame oldu. Şimdi ben bu iki cümleyi bir araya getirdiğimde ne olacak? Bakın das ist die intelligente Dame virgülümü koydum. Von der ile devam edeceğim. Bakın von der Dame demeye gerek kalmadan von der ich viel erzählt
habe denildiğinde demek ki bakın yardımcı fiilim habe ile ne yapmış oldum? Cümleyi sonlandırdım ve ne oldu bu cümle? Dolayısıyla das ist die intelligente Dame von der ich viel erzählt habe. Hakkında konuşmuş olduğum zeki hanım işte bu o değil mi? Onun hakkında çok konuştum demiş oluyorum. Dolayısıyla das ist die intelligente Dame von der ich viel erzählt habe diyorum. Ve son örnekte de das ist der Schüler bu o öğrenci değil mi? Ich bin mit dem Schüler zufrieden. Ben onunla memnunum. Bakın zufrieden mit denildiğinde demek ki memnun olmak demek arkadaşlar. Zufrieden demek ki mit ile anılıyor ve bu ne oluyor arkadaşlar? Datifi gerektiriyor. Zufrieden mit. Zufrieden sein mit hatta. Çünkü bakın burada bin var. Değil mi? Ich bin zufrieden mit var. Dolayısıyla bu ne olmuş oluyor? Datifi gerektiriyor. İki cümleyi bir araya getirdiğimde ne yapacağım demek ki? Das ist der Schüler ile başlıyorum. Virgülümü koyuyorum. Ve ne yapıyorum? Präposition mit ile devam ediyor. Ve ne yapıyorum? Der, dem'e dönüşüyor. Neden? Çünkü datif. Mit dem ve ich zufrieden bin. Yardımcı fiilim sein. Ne oldu? Bin. Ve bu şekilde kalıyor değil mi? Bu şekilde noktalıyorum cümlemi. Das ist der Schüler, mit dem ich zufrieden bin. Bu o öğrenci değil mi? Memnun olduğum öğrenci işte bu o demiş oluyorum aslında. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı şimdi tekrarlayalım arkadaşlar. Das ist das Sofa. Ich saß auf dem Sofa. Das ist das Sofa. Ich saß auf dem Sofa. Das ist das Sofa, auf dem ich saß. Das ist das Sofa, auf dem ich saß. Das ist die intelligente Dame. Ich habe viel von der Dame erzählt. Das ist die intelligente Dame. Ich habe viel von der Dame erzählt. Das ist die intelligente Dame, von der ich viel erzählt habe. Das ist die intelligente Dame, von der ich viel erzählt habe. Das ist der Schüler. Ich bin mit dem Schüler zufrieden. Das ist der Schüler. Ich bin mit dem Schüler zufrieden. Das ist der Schüler, mit dem ich zufrieden bin. Das ist der Schüler, mit dem ich zufrieden bin. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.